Tüm Sivaslı hemşerilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bu pazar günü hem Türkiye'nin hem de Sivas'ın kaderini belirleyen bir seçime gidiyoruz. Tarihler 1960'ları ve 70'leri gösterdiğinde Sivas, Kayseri ve Konya ekonomik anlamda birbirinin eşdeğeri iller idi. O zaman da bir değişim rüzgarı esiyordu. Kayseri ve Konya bu değişim rüzgarını yakaladı. Ne yazık ki Sivas o günkü anlayışla köhnemiş iktidarın peşinden koşmaya devam etti. Kayseri ve Konya her geçen gün büyürken Sivas her geçen gün göç veren, ekonomik anlamda gücünü kaybeden bir şehir haline geldi. Bugün 60. sıralarda yer bulan Sivas hala gerilemeye devam ediyor. Tarihler 2023'ü gösterdiğinde Türkiye'de bir değişim rüzgarı esiyor. Bildiğiniz üzere 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Deva Partimizin Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Sivas'taydı. Birçok müjdelerle geldiler. İktidarın yıllardır görmezden geldiği 6. bölge teşviğini tüm Sivas ve ilçelerine vereceklerinin müjdesini verdiler. Bu müjde Sivas'ta istihdamın artacağının, işsizliğin azalacağının müjdesiydi. İktidarın yıllarca birilerine peşkeş çektiği demir çelik fabrikasıyla ilgili müjdeler vardı. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay içerisinde demir çelik fabrikasını geri alacaklarını müjdesini verdi. Ben inanıyorum ki yanına yapılacak saç ve kutu profil üretim tesisleriyle Anadolu'nun göz bebeği olacak ve Sivas'ta işsizliğe son verecek. Evet sevgili Sivaslılar, Türkiye bir değişime gidiyor. Sivas ya bu değişimin bir parçası olacak ya da her geçen gün göç vermeye ve küçülmeye devam edecek. Ben Sivas halkının ferasetine güveniyorum. Ve yakalayacağımız rüzgarla Sivas'ı hep beraber çok farklı yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Pazar günkü seçimin ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı olmasını